Selamünaleyküm dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapamadığını küçük ülkeler yapıyor. Ukrayna'ya şu ana kadarki en büyük yardım yollandı. Slovakya ordusuna ait S-300 hava savunma füze sisteminin Ukrayna'ya gönderildiğini görmektesiniz. Bu yardım Ukrayna'ya yapılan en kapsamlı hava savunma sistemi yardımı oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Patriot'ları Polonya sınırına konuşlandırırken Ukrayna'ya bunları yollamamış durumda. Haber şu şekilde: Slovakya S-300 uzun menzilli hava savunma sistemlerini ABD ve Avrupa Birliği ile müzakerenin ardından Ukrayna'ya teslim ediyor. Muhtemelen Slovakya'ya dostlar Patriot hava savunma füze sistemi konuşlanacak. Dolayısıyla Slovakya da tabii ki de bunu babasının ayrına yapmıyor. Onlar da kazanç sağlayacak. Slovakya Başbakanı Eduard Heger kendisi şunu söylüyor: Slovakya'nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma füze sistemi bağışladığını doğrulayan açıklama yapıyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yeni bir video yayınlanmış. Açıklama şu şekilde: Karadeniz'de Bestyan kıyı savunma füze sistemi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri altyapısına yönelik Onyx yüksek hassasiyetli füzeler fırlatmaya devam ediyor. Buradan görüntü yayınlanıyor. Bugün bir tren istasyonunda sivillerin katledildiği haberini yapmıştık. Ukrayna Savaşı başladığında Rus ordusu envanterindeki eski Toçka-U füzelerini yeniden aktif hale getirerek Ukrayna cephesine göndermişti. Rus trenlerinde eski model Toçka-U'ların videosunu görmektesiniz. Neden bunu diyoruz? Yine Rus haber siteleri de Mart sonu gibi eski model Toçka-U füzelerinin Ukrayna'da kullanılmak için aktif edildiğini söylemişti. Bunu söylememizin sebebi Rusya Kramatorsk tren istasyonunu vuran füze sisteminin ellerinde olmadığını iddia ediyor. Ancak Belarus cephesinde aynı sistemden Rus ordusu konvoyuna ait birçok füzede görüntülenmişti. Her zaman olduğu gibi Rusların yalanları tek tek ortaya çıkıyor. Son haberlere bakalım. 15 dakika önce Slovakya Başbakanı açıklamalarda bulundu. Slovakya'nın Ukrayna'ya hava savunma sistemi S-300 sağladığını doğrulamak istiyorum. Ukrayna milleti egemen ülkesini ve bizi cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırganlığı altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak önemlidir şeklinde bunun görev olduğunu belirtiyor. Yine Kramatorsk tren istasyonuna düzenlenen saldırı sonrasında ölenlerin sayısı 39'a yükselirken bunların 4'ünün çocuk olduğu belirtiliyor. Yine Dnipropetrovsk oblastında sirenler çalınıyor. Burası vuruldu. Dinyaper vuruldu. Dışişleri Bakanı İngiltere'de Liz Truss konuşuyor. Doğu Ukrayna'daki Kramatorsk tren istasyonunda sivillere yönelik Rus roket saldırısının korkunç raporları karşısına dehşete düştüğünü söylerken sivillerin hedef alınması savaş suçudur. Rusya ve Putin'den hesap soracağız açıklamasını yapıyor. İngiltere'de birçok kez Afganistan'da sivilleri vurmuştu. Bunu da hatırlatalım. Yine Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin bazı bölgelerinde işgalci Rus makamları AGİT ofislerini kapatmaya da karar veriyor. Yine Odessa'da bölgesel yönetim başkanı Rus füze saldırısı sonucunda can kaybının olduğunu duyuruyor. Açıklama Odessa'dan yapıldı. Yine dostlar her zaman olduğu gibi Rusların saldırısına ilişkin görüntüyü görmektesiniz. Ufak bir çukur oluşmuş. Rus ordusu bugün Kharkiv'in kuzeyinde bombardıman yaptı. En az 7 ev hasar görüyor. Zaporojya bölgesinde 2 ilçede gaz boru hatları bombardıman sonucunda hasar gördü. Tam olarak dostlar burayı da gösterelim. Bu arada internet sitesi her zaman yavaş yükleniyor çünkü VPN ile giriliyor. Bu site nedense yasaklanmış. Yine bunun dışında Japonya Başbakanı Fumio Kishida Rusya'ya kömür yasağı da dahil olmak üzere yeni yaptırımlar açıklıyor. Moskova'yı Ukrayna'daki uluslararası hukuku ihlal etmekle suçluyor. Bunun dışında dostlar Rusya Savunma Bakanlığı Toçko füze kompleksinin yalnızca Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığını iddia ediyor. Bu site Avrupa tarafından finanse edildiği için şunu yazmışlar: bu olay bilinen bir propagandadır, farkındalık için görüntülenmiştir şeklinde Rus yetkililerin açıklamalarına bu şekilde uyarı yazısı yazılıyor. Yine yetkililer Belgorod bölgesinde patlama olduğunu doğruluyor. Yani buradan Rusya'nın vurulduğunu anlıyoruz. Tam olarak Belgorod bölgesinden bahsediliyor. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Tam olarak gösterelim. Sınır kentinden bahsediyoruz. Sınırın kırmızı çizgi olduğunu düşünürsek Ukrayna'nın dibi başında. Yine Paltovska vuruldu, Harkov vuruldu, Zelenski konuşuyor. Bu arada dün Zelenski'nin yaptığı skandal açıklamaları da aktarmıştık. Yunan meclisinde Osmanlı'ya yönelik saçma sapan sözler söylemişti. Kramatorsk'ta füze saldırısına karşı kötülük cezasız kalırsa asla durmayacak şeklinde sloganlar kullanmaya devam ediyor. Vurulan füzeyi görmektesiniz, daha doğrusu kullanılan füzeyi görmektesiniz, vurulan demeyelim. Bugün tren istasyonu saldırısında kullanılan Torçgov füzesinin bir diğer fotoğrafı. Kramatorsk'ta tren istasyonu hedef alan füzenin videosu da yayınlanıyor. Yine Rus Telegram kanalı Kramatorsk tren istasyonuna füze saldırısının aslında birliklerin toplanmasını hedef aldığını iddia ediyor ama burada siviller vuruldu. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'da Putin ve Lavrov'a savaş suçları mahkemesi kurulması çağrısında bulunuyor. Burada da ölü sayısından bahsedilmiş ki bu sayının arttığını söyleyelim. Yine füze saldırısından bahsediliyor. Rusya'nın Kramatorsk'taki tren istasyonuna füze saldırısı sonrasında can kaybı var. Rus ordusu gaz pompalama istasyonunun çalışmasına müdahale etmesi nedeniyle bu hat üzerinden gaz geçişini durdurmayı düşünüyor. Tam olarak neresi olduğunu söyleyelim. Bu bölgeden bahsediyoruz. Rusya bilindiği gibi savaş olmasına rağmen hala Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz satışına devam ediyor. Yine Ukrayna güçleri Rusya sınırındaki Sumi bölgesini kontrol ediyor şeklinde açıklama yapılmış. Buranın kontrolü tam olarak Ukrayna'da. Kramatorsk'ta ağır bombardıman, şehirde yangınlar var. Yine Çernihiv yakınlarında Novoselokho köyünde bombardıman oldu. Evler Rus hava bombaları tarafından yıkılırken çok sayıda sivil öldürülmüş durumda. Ukrayna Cumhurbaşkanı danışmanı Rusya ile geçici ateşkesi reddediyor. Yine Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Rusya ile görüşmeler görüntülü olarak devam ediyor. Ancak Buç olaylarından sonra değişiklikler var açıklaması yapılmış. Rus birlikleri Melitopol'a insani yardım taşıyan tali otobüslerine el koyuyor. Yine Vuhledar ve Slovyansk bölgesinde helikopterlerle saldırı düzenlendiği notu düşürmüş. Bu arada dostlar, sabah yayınladığımız haberde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ukrayna Kiev'e gideceğini söylemiştik. Sağında da Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i de görmekteyiz. Josep Borrell Fontelles de diğer üst düzey yetkililerle beraber bugün Kiev'e gelmiş durumda. Diğer haberleri aktardığımız için dostlar tekrar etmeye gerek yok. Son bir haber aktarıp videomuzu noktalayalım. Pakistan'a gidiyoruz. Görüntüler Pakistan İslamabad'dan. Bu sefer İmran'la ilgili haber aktarmayacağız. Anadolu Ajansı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanların ilk cuma namazından görüntüler yayınlıyor. Başkent İslamabad'ın önemli simgelerinden Suudi Arabistan tarafından finansmanla yapılan Faysal Camisi'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı için bir araya gelen Müslümanlar namazlarını eda ediyor. Covid-19 önlemlerinin ülke genelinde kaldırıldığı ülkede cemaat Pakistan'ın en büyük camilerinden birisi olan Faysal Camisi'nde bir araya geliyor. Evet dostlar, son gelişmeleri aktarmış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.